Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık yapıyoruz. Gençler biyoloji hazırlığı bitirdikten sonra bugün coğrafya hazırlıkta karşınızda olacak. Yarın Türk Dili ve Edebiyatı bir sonraki günde İngilizce ve Din yazılı hazırlık videolarımız sizlerle olacak. Hemen 10. sınıf biyoloji birinci dönem ikinci yazılıda hangi konulardan sorumluyuz? Onlardan da biraz bahsedeyim. Gençler İlk ünitemiz biliyorsunuz ki hücre bölünmeleri ünitesiydi. Bu bölünmeli içerisinde hücre döngüsü mitozu görmüştük. Arkasından eşeğsiz üremeyi gördük. Arkasından mayoz bölünme ve eşeğli üreme geldi. Birinci üniteden tabii ki komple sorumluyuz. Arkasından da kalıtımın temel kavramları ünitesine geçmiştik. Kalıtımın temel kavramların içerisinde kalıtsal kavramlar, dihibrit, kontrol çaprazlaması, eş baskınlık kısımları vardı. Çok hallerli kalıtımdan, kan gruplarından ve eşeye bağlı kalıtımlardan da bahsetmiştik. Haliyle kalıtım ünitesinin sonuna kadar Sorumlusunuz gençler. Sayfa 122'ye kadar çözmediğiniz bir yerin sınava girmeden önce dinamodan kalmamış olması gerekiyor. Dinamonun içerisinde aynı zamanda yazılı hazırlık kısımlarımız da var gençler. Yazılı hazırlık kısımlarına da mutlaka yazılıya girmeden önce bakın buradaki soruların çok benzerleri okul yazılısında çıkacaktır. Bugün akıl notlarını da yanıma aldım çünkü size akıl notlarıyla da ilgili birkaç şey söylemek istiyorum gençler. Sadece biyoloji değil tüm dersler akıl notlarının içerisinde biliyorsunuz ki edebiyat, matematik, fizik, biyoloji ve kimyadan meydana geliyor. Akıl notlarına baktığımız zaman biyoloji tabii ki sınavda da sonda olduğu için akıl notlarında da sonda olacak. Akıl notlarının içerisinde konularla ilgili aklınızda kalmasını sağlayacak küçük küçük pif noktalarını verdiğimiz kısımlar var. Birinci akıl notunun içerisinde de ikinci ünitenin sonuna kadar tabii ki karşınıza konular çıkmış olacak diyeyim. Hazırsanız Hemen başlayalım. Şimdi öncelikli olarak dedim ya konuları biraz hatırlatmış olacağım. Gençler hücre bölünmeleri ünitesine baktığımız zaman ilk olarak mitoz ve şeysiz üreme başlığını görmüştük. Mitozla kastettiğimiz aslında hücre döngüsü dediğimiz kısımda hücrenin hayatından bahsediyorduk. Hücrenin hayatına baktığımız zaman da hücre hayatının çok büyük bir kısmını interfaz dediğimiz evrede yani hazırlık evresinde geçirmiş oluyordu. Interfaz evresi G1, S ve G2 noktalarından meydana geliyordu G1 ve G2'de organel sayısı artıyordu metabolizma hızlanıyordu S evresinde de DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu yani hücrenin bölünmeyle ilgili hazırlıklarını tamamladığı kısım interfaz evresiydi daha sonra da arkasından mitotik evre dediğimiz evre geliyordu mitotik evreye baktığımız zaman mitotik evrenin içerisinde de bir çekirdek bölünmesini yaptığımız bir de sitoplazma bölünmesini yaptığımız evre vardı Karyokinez çekirdek bölünmesi anlamına geliyordu. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşacaktım Sitokinez ise sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evreydi. Nasıl aklımda tutacaktım? En başta ne vardı? İnterfaz evresi vardı. Zaten evrelerin dizilim sırasını bilmem lazım. İnterle Profesör Mete'nin anası telefon satacak mı şeklinde kod diye biliyordum. Normal şartlarda bir hücreye baktığımız zaman çekirdeği içerisinde de kromatin iplik sanki parmağımın arasında bir ipliği büzüştürmüşüm gibi duruyordu. Çekirdekçik dediğimiz yapı vardı, çekirdek zarı e, ve çekirdek sıvısından meydana geliyordu. İnterfaz evresinde tabii ki DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecek. Sonra profaz dediğimiz evre meydana gelecekti. Profaz evresine bakacak olursak çekirdek zarı erimeye başlıyordu, çekirdekçik kayboluyordu. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşmüş oluyordu. Metafaz evresine baktığımız zaman da kromozomların ekvator düzlemine dizildiğini görüyorduk. İyi ipliklerine tutulmuş bir halde. Anafaz evresinde ise kardeş kromotitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket ediyorlardı. Yine iyi ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması söz konusu oluyordu. Telofaz evresi aslında biraz da sitoplazma bölünmesine hazırlandığın evre. Profazın tersi oluyordu. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başladı. Kromozomlar incelip uzayarak kromatinlere dönüştüler. Çekirdekçik yeniden meydana geldi. Sitokinez dediğimiz evrede ise sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyordu. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Hayvansal hücrelerde boğumlanma, bitkisel hücrelerde ise hücre duvarı olduğu için ara duvar, ara çeper oluşumuyla sitokinez gerçekleşiyordu. Hücre döngüsü mitoz sonucunda bir hücreden iki tane yavru hücre oluşuyordu. Kesinlikle genetik yapıda değişiklik yok. Kromozom sayısı değişmez. Sitoplazma miktarı, organel sayısı farklı olabilirdi ama organel çeşitliliği ve DNA yapısında herhangi bir farklılık olmazdı gençler. Eşeysiz üremenin temeli de tabii ki mitoza dayanacaktı. Mitoz temeline dayanan eşeysiz üremenin ilk çeşidi bölünmeyle üremeydi. Tek hücreli canlılar hücre bölünmesi yaptıkları zaman üremiş oluyorlardı. Yani tek hücreli canlılarda bölünerek üreme dediğimiz üreme şekli görülecek. E, kimden bahsediyoruz? Bakteriler, arkeler, amip, öglene, paramesyum gibi canlılar tabii ki bölünerek üreme yapacaktı. Tomurcuklanma ile üremenin de fix örneği hidra ve biramayası dediğimiz canlılardı. Biramayası tek hücreli bir canlıydı. Bu canlının vücudunda bir tomurcuk çıkıyor. Çıkan tomurcuk ana canlıdan bağımsız yaşayabildiği gibi koloni de oluşturabiliyordu çıkan tomurcuk mitaz, mitozla çıktığı için kesinlikle genetik çeşitlilik yoktu. Hidra dediğimiz sölen de suyun zeminine bağlı yaşayan bir hayvandı. Bunun da yine vücudunda bir tomurcuk meydana gelir. Tomurcuk büyür 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 yeni canlıyı oluştururdu. Rejenerasyonla üreme dediğimiz zaman aslında yenilenme anlamına gelirdi. Rejenerasyon yenilenme olayı tüm canlılarda görülürdü ama rejenerasyonla üreme dediğimiz olay tabii ki tüm canlılarda görülmezdi diyeyim gençler baktığımız zaman rejenerasyonla üreme yapabilen canlıların en güzel örnekleri de deniz yıldızı ve planarya dediğimiz canlıydı deniz yıldızının kopan bir parçasından yeni bir deniz yıldızı meydana gelebiliyordu birey sayısı arttığı için rejenerasyonla üremeye örnekti sporlu üremeyi de tohumsuz bitkiler bazı mantar türleri gerçekleştirebiliyordu ana canlı mitozla bir spor oluşturacak oluşturduğu sporu etrafa yayacaktı etrafa yayılan sporlar uygun koşullar altında çimlenerek yeni bir canlıyı meydana getirmiş olacaktı. Vegetatif üreme dediğimiz zaman yüksek yapılı bitkilerde görülüyordu. Aslında bitkiden kopan bir parçadan yeni bir bitkinin meydana gelmesi anlamına gelecekti gençler. Bazen bitkilerin dalını kesip götürüp gömüyorduk. Oradan yeni bitki elde edebiliyorduk. Doku kültürü yöntemi, çelikle üreme, rizom gövdeyle üreme, yumrulamayla üreme, daldırma yöntemi, aşılama yöntemi gibi çeşitleri vardı ama mantığı aslında rejenerasyona dayanıyordu. Partenogenezde üreme de sosyal grup oluşturan canlılarda karşımıza çıkıyordu. En çok da karşımıza tabii ki bal arısı örneği çıkacak. Bal arılarına baktığımız zaman döllenmemiş yumurtadan kraliçe arının ürettiği yumurtanın döllenmeden gelişmesiyle erkek arılar meydana geliyordu. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesine partenogenezli üreme ismini veriyorduk. Mayoz ve eşeyli üreme kısmına baktığımız zaman mayozda ise bir interfaz evresi tabii ki en başta vardı. Aynı mitozun interfazında olduğu gibi interfazdan sonra mayoz iki aşamadan meydana geliyordu. Önce mayoz bir dediğimiz evre vardı. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz dediğimiz çekirdek bölünmesi gerçekleşiyordu. Arkasından sitoplazmasını bölüyordu. Sonra evreleri 2'yi yapıştırıyorduk. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ve sitokinez 2 de gerçekleşince bir hücreden 4 tane yavru hücre oluşuyordu. Mitozla mayozun kıyas sorusu çok çıkar. Mitozda bir hücreden 2 hücre, mayozda bir hücreden 4 tane yavru hücre. Mitozda kromozom sayısı değişmedi. Mayozda kromozom sayısı yarıya Indi. Mitoz n, 2n, 3n kromozomlu hücrelerde görüldü. Mayoz sadece 2n kromozomlu hücrelerde görüldü mayoz vücut hücrelerinde, şey mitoz vücut hücrelerinde mayoz üreme ana hücrelerinde görülür. Eşeyli üreme dediğimiz zaman da tabii ki iki tane ata bireyin oluşturduğu gametlerin birleşmesinden bahsediyoruz. Mayoz sonucu oluşan yumurta ve spermler döllenme sonucunda zigot meydana getirirse biz buna eşeyli üreme diyorduk. Yani eşeyli üremenin temeli tabii ki mayoz ve döllenme olayına ee, dayanmış olacak. Mitoz sonucunda embriyo meydana getirecek. Embriyo da tabii ki ne yapacak? Mitozlar geçirerek iken kromozomlu yeni bireyi meydana getirmiş olacak. Kalıtımın genel ilkeleri ünitesine baktığımız zaman da kalıtımın babası kimdi? Mendel'de. Mendel'e baktığımız zaman bezelyelerle ilgili çalışmalar yapmıştı. Bezelyelerin sahip olduğu özellikler onu başarıya götürmüştü. Çalışmalarında sayısal verilere dayandırmıştı çalışmalarını. Bezelye bitkisinin kolay yetiştirilir yetiştirilen bir bitki olması, gözle görülerek ayırt edilebilen özelliklere sahip olması tabii ki daha başarılı olmasını sağlamıştı. Genetikle ilgili kullandığı ilkeler, bulduğu ilkeler günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Sonra iki tane heterozigot bireyin çaprazlanması olan monohibrit çaprazlamayı öğrendik. Monohibrit çaprazlamadan sonra dihibrit çaprazlamayı öğrenmiştik. Aslında dihibrit çaprazlama iki tane monohibrit çaprazlamanın birbirine çarpımıydı. Genetikte çok fazla derecede çarpma yapacağız. Toplama yapmayacağız. Aslında monohibriti bilirseniz her şeyi yaparsınız demiştim. Kontrol çaprazlaması dediğimiz şey de baskın özelliği dış görünüşte gördüğüm bireyin iç yapısını öğrenmek için çekinik bireyle çaprazlanma Olmasıydı. Mesela kahverengi gözlü biri homozigot mu heterozigot mu? Gider mavi gözlü biriyle evlenir. Mavi gözlü çocukları olursa heterozigot diyorduk. Hiç mavi gözlü çocukları olmazsa homozigottur diyorduk. Ki bitkilerle ilgili çalışmalar yapılıyordu. 3.000, 5.000 döl elde ediliyordu. O zaman daha net sonuçlar çıkıyordu. Mendel genetiğinden sonra eş baskınlık bulundu. Mendel bir genin baskın, diğer genin çekinik olduğunu söylüyordu. Eee İkisi bir arada bulunduğu zaman baskının özelliği ortaya çıkar diyordu. Mendel'den sonra bazı genlerin birbirine tam baskın gelemediği eş baskınlık dediğimiz durum olduğu ortaya çıktı. İki gene ait özellikler de yavru bireyde görülüyordu. Mesela bir kırmızı çiçekle beyaz çiçeğin arasında eş baskınlık varsa yavru kırmızı beyaz çizgili oluyordu. Çok hallerli kalıtım dediğimiz... Kalıtımda şunu söylerdi. Mendel bir karakterin oluşmasıyla ilgili iki genin olduğunu, bunlardan birinin baskın, birinin çekinik olduğunu söyledi. Çok allellikli kalıtım ise bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerin 2'den fazla olması durumudur. Mesela insanlarda kan grubu sistemine baktığın zaman A, B, 0 sistemi olduğunu görüyoruz gençler veya tavşanlarda kürk rengi beş farklı allelle kalıtılıyor. Ama tavşan iki kromozomlu bir canlı olduğu için kürk rengiyle ilgili sadece iki tane gen bulundurabiliyor. Daha sonra eşeğe bağlı kalıtım da ortaya çıktı. Tabii ki bizim vücut hücrelerimiz ve eşey daha doğrusu bizim vücut kromozomlarımız ve eşey kromozomlarımız var. Erkekleri ve dişileri düşündüğümüz zaman dişiler 44 artı XX kromozom formülüne erkekler ise 44 artı XY kromozom formülüne sahipler. XX burada gonozom yani eşey kromozomu dediğimiz kromozomlardır. Şunlar da vücut kromozomu dediğimiz kromozomlardır. Bazı özellikler eşey kromozomlarıyla taşındığı zaman X kromozomu üzerinde veya Y kromozomu üzerinde taşındığı zaman erkek ve dişilerde görülme oranı birbirinden farklı olabiliyor. Mesela bir özellik Y kromozomu üzerinde taşınıyorsa bende nasıl görülecek? Bende Y kromozomu yok ki. Veya X kromozomu üzerinde taşınıyorsa dişilerde iki tane X olduğu için farklı bir durum ortaya çıkıyor. Erkeklerde bir tane X kromozomu olduğu için farklı bir durum ortaya çıkıyor diyeyim. Gençler tabii ki konuyu sorular üzerinden anlatmaya başlıyorum. Hemen boşluk doldurma kısmı karşımıza çıktı. Mitoz ve mayoz ile ilgili aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz demiş. Mitoz ya da mayoz başlamadan önce hayvan hücrelerinde nokta nokta ve nokta nokta eşlenmesi gerçekleşir diyor. Hayvan hücrelerinde interfaz evresi dediğimiz evre meydana gelecek.

interfaz evresine baktığımız zaman tabii ki bu evrede organel sayısı arttıracak. Organel eşlenmesi aynı zamanda DNA eşlenmesi de gerçekleşecek. Sadece organel eşlenmesi mi? Hayır. Buraya enzim sentezi artar, ATP sentezi artar, protein sentezi artar diyebilirdik. Çünkü interfaz evresinde metabolik faaliyetlerde artış meydana geliyor. Bitki hücrelerinde iyi iplikleri nokta nokta tarafından oluşturulur demiş. Şimdi bitkisel hücrelere ve hayvansal hücrelere baktığımız zaman hücre bölünmeleri kısmında burası önemliydi. Bizim mikrotübül adını verdiğimiz hücre iskeleti elemanlarımız vardı. Üç tane mikrotübül bir araya geldiği zaman bir balya yapıyor. Bunlardan 9 tane balya yani 27 tane mikrotübül bir araya geldiği zaman sentriol adı verilen yapıları oluşturuyor. Sonra bundan bir tane de buraya geldiği zaman ikisi bir aradayken sentrozom meydana gelmiş oluyor. Hayvansal hücrelerde sentrozom adını verdiğimiz organel var. İ ipliklerini oluşturuyor. Bitkisel hücrelerde ise sentrozom organeli yok. Stoplazmada bulunan mikro tübüller tarafından e, ee, iyi iplikleri oluşturulmuş oluyor. Aslında mikrotübül dediğin şey de sentrozumun yapısında bulunan hücre iskeleti elemanıdır. Bitkisel hücrelerde bu mikrotübüller bir araya gelip de bir organel yapmıyor sadece gençler. O yüzden şöyle diyebiliriz. Bitki hücrelerinde iyi iplikleri sitoplazma tarafından ya da İ ipliği üretici merkez tarafından üretilir. Gençler sitoplazma tarafından oluşturulan mikro tübüller i ipliklerini oluşturacak. Mitozda kromozom sayısı tabii ki değişmeyecek. Eğer mutasyon gibi bir durum söz konusu değilse. Mayozda bölünme sonunda 4 hücre oluşur ve oluşan hücrelerin genetik yapısı tabii ki birbirinden farklıdır ana hücreden de farklı olacak. Bizim ana hücremizin kromozom sayısı iken belirli bir genetik yapısı var. Öncelikli olarak mayozun hangi safhası meydana gelecek? Mayoz 1 dediğimiz safha meydana gelecek. İki tane yavru hücre oluşacak. Unutma mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iniyor. Sonra mayoz 2 dediğimiz devamı olan evre meydana gelecek. Mayoz 2 evresinde de kromozom sayıları en en olan 4 tane hücre oluşacak. Ana Hücre ile tabii ki oluşan yavru hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklı. Burada parça değişimi crossing over, homolog kromozomların rastgele dağılımı gibi olaylar meydana geldiği için şu iki hücrenin de genetik yapısı tabii ki birbirinden farklı olacak. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromotipleri arasındaki parça değişimine ne ismini veriyoruz? Hemen göstereyim. Şöyle bir homolog kromozom çizeyim. Şimdi burası büyük A ise burası büyük B ise burası da büyük A burası da büyük B idi. Bunlar birbirinin nesiydi? Kardeş kromotit adını verdiğimiz yapısıydı. Kromotit. Homolog kromozomdan bahsediyorsak bunun gibi bir e, bilgiyi taşıyan aynı özellikleri taşıyan diğerinden bahsediyoruz şurası küçük A burası da küçük A olsun şurası küçük B burası da küçük B olsun bu ikisi kardeş ama bu ikisi birbirine kardeş olmayan kromotitlerdir kardeş olmayan iki kromotit arasında birbirine değen noktalarda parça değiş tokuşu meydana gelebilir parça değiş tokuşunun meydana gelmesine de crossing over ismini veriyoruz diyeyim gençler. Homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi nokta nokta evresinde gerçekleşir. Genetik çeşitliliğe yol açar. Mayoz bölünmeyi düşündüğün zaman şurada hayvansal bir hücre olsun, sentrozom organeli olsun. Homolog kromozomlar bir arada bulundukları zaman biz bunlara tetrat ismini veriyorduk homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Yani bir kromozomu bu tarafta, diğer kromozomu bu tarafta gördüğün evre mayozun hangi evresi? Ana faz evresi. Gençler ana faz da mayoz birdeki ana faz. O yüzden ana faz bir evresidir ismini vereceğiz. Hemen yazayım. Anafaz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilecek. Anafaz 2'de ise kardeş kromatit dediğimiz kısımlar zıt kutuplara çekilmiş olacak. Mayoz sonucunda dişi bireylerde nokta nokta erkek bireylerde nokta nokta hücresi oluşur ve bu hücreler en kromozomludur demiş. Mayoz bölünme sonucunda dişilerde oluşan en kromozomlu gamete ne ismini veriyorduk? Dişilerin oluşturduğu gamete tabii ki yumurta adını vereceğiz gençler erkek bireylerde de tabii ki mayoz bölünme sonucunda gametler meydana gelecek erkek bireylerin oluşturduğu gametleri ise sperm adını veriyoruz çok hücreli canlılarda büyüme gelişme Tek hücreli ökaryot canlılarda üreme nokta nokta ile sağlanır. Çok hücreli bir canlı ne yapınca büyümüş gelişmiş olur? Hücresinin kütlesini, hacmini, sayısını arttırınca tek hücreli ökaryot bir canlı ne yapınca üremiş olur? Tabii ki hücre bölünmesi yapınca. O zaman şöyle yazıyorum. Çok hücreli canlılarda büyüme gelişme, tek hücreli ökaryot canlılarda üreme tabii ki Hücre bölünmesi dediğimiz olay ile sağlanmış olacak. Bitki hücrelerinde stokinez dıt, dıt ile hayvan hücrelerinde dıt, dıt ile gerçekleşir demiş. Bitkisel hücrelerde hücre zarının dışında hücre duvarı yoktu. O daha doğrusu hayvansal hücrelerde ters söyledim. Hayvansal hücrelerde hücre zarının dışında hücre duvarı yoktu. O yüzden de hayvansal hücreler boğumlanma yaparak stokinezi gerçekleştirebiliyordu. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarının dışında hücre duvarı var. O yüzden de bitkisel hücreler ara lamel, ara çeper oluşumuyla tabii ki stokinezi gerçekleştirecek o zaman bitki hücrelerinde sitokinez ara çeper ara lamel oluşumuyla gerçekleşir. İkisini de yazabilirsiniz. Fark etmez gençler kabul eder öğretmeniniz. Hayvan hücrelerinde ise boğumlanmayla tabii ki gerçekleşmiş olacak. İki tane bitkisel ve hayvansal hücrelerin bölünmesi arasında büyük fark var. Birincisi iyi ipliklerin üretim yeri. Hayvansal hücrelerde sentrozom organel tarafından üretiliyor. Bitki hücrelerinde ise sitoplazma tarafından iyi ipliği üretici or e bölgeler tarafından üretiliyor. İkinci büyük fark stoplazmanın bölünme şekli. Hayvansal hücreler boğumlanma, bitkisel hücreler ise ara çeper, ara lemel oluşumuyla bölünmüş olacak diyeyim gençler. Bir tane soru çıktı karşımıza. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. Üreme olayına katılan birey sayısından bahsetmiş. Eşeğili üremeden bahsediyorsak iki tane ana bireyin ata bireyin olması lazım. Mesela insanları da düşündüğün zaman bir dişi bireyler bir de erkek birey dediğimiz birey söz konusu. Eşeğsiz üremeye baktığımız zaman ise karşı bir eşeğe ihtiyaç duymadan genetik çeşitlilik meydana gelmeden bir üremeden bahsediyoruz. Yani tabii ki burada tek bir ata bireyin olması yeterli olacaktır. Genetik çeşitliliğe baktığımız zaman eşeğli üremede tabii ki genetik çeşitlilik meydana gelecektir. Olacak. Zaten iki tane eşey olduğu için farklı kombinasyonlar, varyasyonlar meydana gelecek. Eşeğsiz üremede ise genetik çeşitlilik tabii ki kesinlikle yok diyeceğiz. İkisinin birbiriyle kıyasını yapacak olursak eşeğili üreme eşeğsiz üremeye göre daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. Eşeğsiz üreme daha hızlı bir çoğalma şeklidir. Mesela bakterileri düşün tek hücreli ikiye bölündüğü zaman birey sayısını arttırmış oluyor ya bazı bakteriler 20 dakikada bir bölünebiliyor. Yani çok hızlı bir şekilde birey sayısında artış söz konusu olabiliyor. Bitkileri yetiştirirken de eşeğsiz üremeyi daha çok yapıyorlardı. Mesela senin bir tane ağacın olduğunu hayal et. Sen bu ağacın meyvelerini toplayıp para kazanıyorsun. İki alternatifin var. Birincisi bunun meyvesini toprağa gömebilirsin. Bunun büyüyüp meyve vermesini bekleyebilirsin. İkincisi bunun dalını keser götürür gömersin. Meyve vermesini beklersin dalını gömmeyi tercih ediyorsun birincisi ...tohumu ekersem genetik çeşitlilik var... ...meyve daha iyi de olabilir... ...daha kötü de olabilir... ...yani senin elma ağaçların daha verimli de olabilir... ...daha pahalıya satacağın elmalar da elde edebilirsin... ...o kadar emek verip... ...senelerce o ağaca bakıp... ...hiç güzel elması olmayan... ...ticari bir değeri olmayan elma da elde edebilirsin... ...bu riske girmek istemiyorsun... ...aynı zamanda sen elmanın tohumunu ekip... ...elma ağacı elde etmek isteseydin... ...o me meyve verene kadar... ...çok uzun yıllar beklemen gerekecekti... ...dalı kestiğin zaman... çok çok kısa sürede e, meyve elde edebiliyorsun. Çünkü eşeğsiz üreme eşeğli üremeye göre daha hızlı bir üreme şeklidir. Temeli hangi olaya dayanır? Eşeğli üremenin temeli tabii ki mayoza dayanacak. Aynı zamanda mayoza oluşan gametlerin döllenmesine dayanmış olacak. Eşeğsiz üremenin temeli mitoza dayanır diyebiliriz gençler. Gamet oluşumu ve döllenmeye baktığımız zaman eşeğli üremede tabii ki gamet oluşumu söz konusu olacak. Bunların döllenmesi söz konusu olacak. Eşeğsiz üremede ise gametten bahsedemeyiz. Mitozla meydana gelen bir hücrenin ana canlıya dönüşmesinden bahsedebiliriz diyeyim gençler. Bir tane de eşleştirme sorusu çıktı karşıma aşağıda verilen canlılarla ...gerçekleştirdikleri eşeğisiz üreme şekillerini eşleştiriniz diyor. Şimdi bal arısında erkek arıların oluşumundan bahsetmiş. Çünkü dişi arıların oluşumunda döllenme var. Oraya partonogenez yazamam. Bal arısında erkek arıların meydana gelmesi... ...kraliçe arıların döllenmemiş yumurtalarının mitozla gelişmesi sonucunda meydana geliyordu. Hatta yumurtalar mayozla oluştuğu için en kromozomluydu. Erkek arılarda yine en kromozomlu oluyor. Olardı. O zaman birinin neye gitmesi lazım? Tabii ki E'ye gitmesi lazım. Planarya neydi? Planarya yassı solucanlardan bir tanesiydi. Plenaryayı tutuyorlardı, üçe bölüyorlardı. Her bir parça kendini yenileyerek yeni bir planarya meydana geliyordu. Birey sayısı tabii ki rejenerasyon yaparak üre artmış oluyordu. Aynı şey boyuna kesilince de oluyordu. Deniz yıldızında da aynı durum geçerliydi. O zaman planaryayı nereye doğru almam lazım? C'ye doğru almam lazım. 2'nin C'ye gittiğini söyleyeyim. Sıtma parazitine baktığımız zaman geçen seneden belki hatırlarsınız protist aleminde ...de plazmodium malaria dediğimiz bir canlı türü vardı. E, sıtma hastalığına sebep olan tek hücreli bir canlıydı. Tabii ki spor oluşumunu gerçekleştirerek üremesini sağlıyordu. Sporlu üreme aynı zamanda tohumsuz bitkilerde bazı mantarlarda da görülür. Unutmayın. Yani üçünde nereye gitmesi lazım? F'ye gitmesi lazım. Menekşe gibi yüksek yapılı gelişmiş bitkilerde ise eşeğsiz üreme nasıl gerçekleşecek? Vejetatif üreme ile gerçekleşecek. Seçeneklerin içine baktığın zaman vejetatif üremeyi bulamadın ama çelikli üreme dediğin şey de bir vejetatif üreme değil midir? Ana canlının vücudundan kopartılan bir parçanın suya bırakılıp köklendirilmesiyle çoğaltılmasına çelikli üreme ismini veriyorduk. Menekşenin de bir yaprağını götürüp suya bırakıyorsun. Yapraktan kökler çıkıyor. Toprağa ektiğin zaman yeni bir menekşe elde etmiş oluyorsun. O yüzden Tabii ki çelikli üreme de menekşeye gitti. Hidra gibi bira mayası gibi bira mayası mantardır tek hücrelidir unutma. Hidra hayvandır sölenterdir unutma. Bu canlılarda ise ana canlının vücudunda bir çıkıntı meydana geliyordu. Meydana gelen çıkıntı mitozla gelişerek yeni bir canlıyı meydana getiriyordu. Buna tomurcuklanma ile üreme diyorduk. Burada karıştırmayacağın şey şu soru kalıplarında çok çıkıyor. Tomurcuklanma sonucunda oluşan bireyler ana bireye bağlı kalıp koloni oluşturabilir veya ana bireyden ayrılıp bağımsız olarak da hayatına devam edebilir. Baktericiğimiz tek hücreli bir canlıdır. Tek hücreli bir canlının tabii ki bölünerek üremeden başka bir seçeneği yok. Prokaryot olduğu için önce DNA'sını eşleyecek, daha sonra da bir hücreden iki tane yavru hücre oluşmuş olacak diyeyim gençler. Hemen boşluk doldurmalarımıza geçiyorum kalıtımla ilgili aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor gençler. Şimdi ben burada hafif hafif hatırlatmalar da yaparak size ilerlemiş olayım. Canlılarda gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe ne ismi verilir diyor. Hadi şuradan hatırlatma yapayım öyle ilerlemiş olayım. Şimdi biz iken kromozomlu canlılardık. İken kromozomlu olduğumuz için her genden iki tane bulundurmak zorundaydık. Genellikle genlere baktığımız zaman da eş baskınlık durumu hariç genler birinin baskın birinin çekinik olduğunu görüyoruz. baskın olan genleri büyük harflerle gösteriyoruz, dominant diyoruz. çekinik olan genleri ise küçük harflerle göstermiş oluyoruz bir insana baktığımız zaman da iki tane gen bulunduracak ya büyük A büyük A olabiliyor büyük A küçük A olabiliyor küçük A'yı başa yazmanın bir anlamı yok fark etmez küçük A küçük A olabiliyor şimdi genetik yapım ya bu benim iç yapım ya genetik yapım ya genotip ismini alıyor genlerin içeriden görünüşü büyük A büyük A olan dışarıdan bakınca tabii ki büyük A'lı olacak büyük A küçük A olan büyük A baskın olduğuna göre büyük A'nın özelliği görülecek küçük A küçük A olan da küçük A'nın özelliği görülecek bu da ha haliyle fenotip oluyor diyeyim gençler. Sonra eğer iki gen birbiriyle aynı yapıya sahipse büyük A büyük A küçük A küçük A ise biz bu bireye homozigot birey ismini veriyoruz. Homo aynı demek ya homojen çözelti baktığında aynı gördün. İkisi birbirinden farklıysa bu genlerin bu bireye de heterozigot yani hibrit ismini veriyoruz diyeyim gençler buranın üstünden tabii ki yavaştan ilerlemiş olayım. Canlılarda gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe ne ismini veriyorduk? İç görünüş genotipti. Dışarıdan baktığın zaman gördüğün özellik ise fenotipti. Mesela ben kahverengi gözlüyüm gençler. Ben kahverengi gözlü olma geni şöyle yazayım mavi gözlü olma genine baskındır. Kahverengi gözlü olma geni büyük A'dır. O zaman mavi gözlü olma genine küçük a diyeceğiz. Ben kahverengi gözlüyüm. Benim mavi gözlü de gerçekten de bir oğlum var. Benim oğlum mavi gözlü olduğuna göre mavi gözlü olma geninin birini kimden aldı? Benden. O zaman ben genotipimi belirleyebildim. Ben kesinlikle heterozigot bir bireyim. Ama ben homozigot da olabilirdim. Kahverengi gözlü olduğum için heterozigot da olabilirdim. Sen sadece kahverengi gözlü olduğum için fenotipimi biliyordun. Genotip kontrol çaprazlaması denilen çaprazlamalar yapılarak ortaya çıkar. Biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı kromozom karakterli ilgili genleri taşıyan kromozomlara tabii ki ne ismini vereceğiz gençler? Homolog kromozom ismini vereceğiz. Aynı kromozom üzerinde bir gen bulunuyorsa o zaman bunlara da bağlı genler ismini vereceğiz. Mesela aynı kromozom üzerinde büyük A ve büyük B genleri birlikte bulunuyorsa bunlar bağlı kromozomlardır. Crossing over dediğimiz olay meydana gelmediği sürece tabii ki birlikte hareket edecekler. Homolog kromozom üzerindeki lokusta birbirinden farklı allellerin bulunmasına nokta nokta denir. Bakıyorum homolog kromozom üzerinde lokusta birbirinden farklı allellerin bulunması bunların tabii ki heterozigot olduğunu gösterecektir. Heterozigotluk, hetero, heterozigot luk denir diyeyim. Gençler şurada da size bir daha göstermiş olayım. Homolog kromozomlarda genlerin bulunduğu bölgelere lokus ismini veriyorduk. Birinde diğerinden farklı bir gen varsa, farklı allel varsa ikisi heterozigot durumdadır. Yani heterozigotluk ismini vereceğiz. Mendel'in çalışmalarında bezelyeleri kullanmasının nedenleri arasında tabii ki bezelyelerin kolay yetiştirilebilmesi yer alıyordu. Kısa zamanda döl vermesi yer alıyordu. Özelliklerinin kolay ayırt edilebilmesi de yer alıyordu. Yani dışarıdan baktığın zaman sarı bezelye, yeşil bezelye, buruşuk tohumlu, düzgün tohumlu, beyaz çiçekli, mor çiçekli çok kolay ayırt edebildiğin özellikler vardı. Baskın fenotipli bireyin genotipi nokta nokta ya da nokta nokta olabilirken çekinik fenotipli bireyin genotipi kesinlikle nokta noktadır demiş. Baskın fenotipli yani büyük ağlı bir bireyin genotipi büyük A büyük A yani ne olabilir? Homozigot olabilir veya büyük A küçük A yani heterozigot olabilir diyeyim gençler. Çekinik fenotipli birey kesinlikle ne olmak zorunda? küçük a küçük a olduğuna göre homozigot olmaktan başka alternatifi zaten yoktur diyeyim. Bir karakterin ortaya çıkmasında eğer 2'den fazla gen etkiliyse biz buna ne ismini veriyorduk? Çok alelli kalıtım ismini veriyorduk. Çok alelli kalıtımda bir karakterin ortaya çıkmasından sorumlu birden fazla gen var ama iki en kromozomlu bir canlıda en fazla kaç tane gen bulunabilir? Tabii ki iki tane bulunabilir. Eş baskınlıkta nokta nokta ayrışım oranı nokta nokta ayrışım oranına eşittir. Eş baskınlığa baktığımız zaman da genotip ayrışım oranının fenotip ayrışım oranına eşit çıktığını görüyorduk Mesela eş baskın özelliğe sahip bizim kırmızı beyaz çiçeklerimiz varsa biz bunları çaprazladığımız zaman kırmızı 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 beyaz kırmızı beyaz 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 çiçeklerin oluştuğunu görüyorduk. Şu neydi? Kırmızı renkliydi. Bu kırmızı beyaz renkliydi. Bu da beyaz renkliydi. O zaman sen bunda genotip çeşidini bulacak olursan KK, KB, BB 3 çeşit diyordun. Fenotip çeşidini bulacak olursan da Yine e, kırmızı kırmızı beyaz beyazdan 3 çeşit genotip çeşidi fenotip çeşidine eşit çıkıyordu. Genotip ayrışım oranı ve fenotip ayrışım oranına bakacak olursak genotipler KK olur 2 tane KB olur 1 tane BB olur. Fenotipe baktığında da bir tane kırmızı oldu hocam, iki kırmızı beyaz oldu hocam, bir tane de beyaz oldu. Yani genotip ayrışım oranı fenotip ayrışım oranına tabii ki eşit çıkıyor eş baskınlıkta. Tek karakter bakımından heterozigot olan bireylere ne ismini verecektik? Mono heterozigot yani monohibrit ismini verecektik. İki karakter bakımından heterozigot olan bireylere ise iki heterozigot yani iki hibrit bireylerdir diyeceğiz. Kontrol çaprazlanmasında nokta nokta fenotipli bireyin genotipini tespit etmek için yapılır. Kontrol çaprazlaması ne için yapılıyordu? Ben kahverengi gözlüydüm homozigot muyum, heterozigot muyum onu anlamak için yapılıyordu. Yani baskın fenotipli bireyin genotipini tespit etmek için yapılmış oluyordu diyeyim gençler. Buradan da hemen sorularıma geçiyorum. Dıt dıt genotipli bireyin ...tüm genlerinin bağımsız olması durumunda gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Şimdi öncelikli olarak tüm genlerinin bağımsız olduğunu hayal edecek olursam... ...burada büyük aşı var, şurada küçük aşı var. Burada büyük k'sı var, şurada küçük k'sı var. Ne yapabilir bu? Nasıl yapıyorduk biz bunu kısa yoldan? Büyük aş, küçük aş, büyük k, küçük k derse heterozigotları yazıyorduk. Zaten 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturabilir diyeceğiz. Kısa olduğu için yazadabiliriz büyük aşa büyük k alabilir hocam. Büyük aşa küçük k alabilir. Küçük aşa büyük k alabilir hocam. Küçük aşa büyük e, küçük k'yı alabilir dedim. Ve dört çeşidi de şu şekilde göstermiş oldum. Bakıyorum bağlı olmaları durumunda nasıl meydana gelecek? Bağlılarsa diyeceksin ki büyük h bu tarafta büyük k bu tarafta. Karşısı için de aynı şey geçerli. Büyük küçük H bu tarafta küçük K bu tarafta olacak. Bağlı olması durumunda yirmi ihtimalle crossing over meydana gelirse küçük H büyük K gametin oluşma ihtimali nedir demiş. Bu tarz sorularda gençler bir tablo çizeceğiz. Tabloyu çizdiğimiz zaman yapamayacağımız herhangi bir soru kalıbı yoktur diyeyim size. Ne yapacağız? Öncelikle olarak diyeceğiz ki crossing over gerçekleşebilir ya da crossing over gerçekleşmeyebilir. Crossing over gerçekleşmezse büyük aşa k'yı verebilir ya da küçük aşa küçük k'yı verebilir. Başka alternatif yok. Crossing over gerçekleşirse bağlı olması hiçbir şey ifade etmiyor. Bağımsızmış gibi düşüneceğim. Büyük aşın yanına büyük k'yı verebilir. Küçük aşın yanına küçük k'yı verebilir büyük aşın yanına küçük k'yı verebilir. Sonra küçük aşın yanına büyük k'yı verebilir diyeyim gençler. Büyük H, büyük K genlerinin bağlı olması durumunda yüzde ihtimalle crossing over meydana geliyorsa, şunun olma ihtimali yüzde yirmiymiş. O zaman bunun yüzde beş, bunun yüzde beş, bunun yüzde beş, bunun, bunun da yüzde beştir. Crossing over'ın gerçekleşme ihtimali yüzde yirmi ise gerçekleşmeme ihtimali yüzde seksendir diyeceğiz gençler. Bizden küçük H büyük K gametinin oluşma ihtimalini istemiş. Sadece crossing over meydana geldiği için bu ihtimal yüzde diyeceğiz. Mesela sana büyük H büyük K'nın oluşma ihtimalini sorsaydı sen şu 80'i 2 gamet olduğu için 2'ye bölecektin. Bunun da yüzde 40 bunun da yüzde 40 olduğunu söyleyecektin. Büyük H büyük K hocam bir şurada bir şurada çıkıyor. Yüzde 45 ihtimalle oluşur diyecektin. Ama bizden sadece küçük H büyük K'yı istemiş. Onun oluşma ihtimali de sadece crossing over meydana gelirse oluyor ve yüzde 5 çıkıyor diyeyim gençler. Diğer sorumuza da bakıyorum dıt dıt genotipli bir birey dıt dıt genotipli bir bireyle çaprazlanıyor. Buna göre soruları bize sormuş. Hemen aslında yapmamız gereken şeyi hızlı bir şekilde göstermiş olayım gençler size. Büyük A küçük A büyük B küçük B küçük C küçük C büyük D büyük D genotipine sahipmiş. Büyük A küçük A büyük B küçük B büyük C küçük C küçük D küçük D genotipine sahipmiş. Hep ne yapıyorsun elmalar elmayla armutlar armutla zaten bir süre sonra gözünüzle de çarpabileceksiniz yapabilirsiniz gençler. Yazılı da çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama biz yazılıya hazırlık yaptığımız için tabii ki göstermiş olayım. Ne yapıyorsun? Klasik bunu bununla yazdım. Bunu bununla yazdım. Bunu bununla. Bunu da bununla yazmaya başladın. Büyük B küçük B çarpı. Büyük B küçük B yaptığında da büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B, B, küçük, B küçük B küçük B'dir küçük c küçük c büyük c küçük c şeklindeymiş gençler her zaman büyük harfi başa yazın aklınız karışmasın diyeyim küçük c küçük c büyük c küçük c küçük c küçük c şeklinde olacak e ne yaptım şimdi de büyük d büyük d çarpı küçük d küçük d yazmama bile gerek yok hepsi büyük d küçük d şeklinde çıkacak çünkü başka alternatif yok bunu burada tutuyorum yatmaya başlıyorum Tüm genlerin bağımsız olması durumunda kaç çeşit fenotip oluşabilir? Fenotip çeşitlerine bakacak olursam öncelikli olarak hemen A için yazmaya başlıyorum. A'ya baktığın zaman hocam ya büyük A'ya benziyorlar ya küçük A'ya benziyorlar. ikiyi yapıştırdın. B için yazmaya kalkarsam hocam büyük B'ye benzeyen var küçük B'ye benzeyen var. Yine ikiyi aldım. C için bakacak olursak hocam büyük C'ye de benzeyen var. Küçük C'ye de benzeyen var. O zaman C içinde de iki tanedir dedim. D karakteri için düşündüğüm zaman hocam hepsi büyük D'ye benziyor. Yani küçük D'ye benzeyen yok diyorsun. 1'i alıyorsun. Ne yapacaktın? Çarpacaksın. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 1 8 diyeceksin. Yani fenotip çeşidini 8 buldun. Tüm genlerin bağımsız olması durumunda kaç çeşit genotip oluşabilir? Bu sefer de genotipleri bulmaya çalışıyorsun. Hem A için, hem B için, hem C için, hem D için. A için baktığım zaman genotip çeşidine büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilir. 3'ü yapıştırdın. B için baktın yine aynı şey. Büyük B büyük B büyük B küçük B küçük B küçük B, küçük B olabilir. 3'ü yapıştırdın. C için baktığın zaman büyük C küçük C de olabilir. Küçük C küçük C de olabilir. 2'yi yapıştırdın. D için baktığın zaman bir çeşit genotip var. Başka da bir şey yok. 3 kere 3 9 9 kere 2 çarpamadım. 18, 18 çarpı 1 de 18 olacaktır diyeyim gençler. Şimdi A ve B bağları genli olduğunda dıt dıt genotipli birey oluşma ihtimali nedir diye sormuş. Şimdi A, büyük A ve büyük B genlerinin bağlı olduğunu düşünürsek büyük A ile büyük B'yi aynı tarafa yazmam lazım. Bunların karşısı olan küçük A ile küçük B de tabii ki birlikte bulunacaklar. Sonra C'ler homozigottur tabii ki bizim için e, bir şey ifade etmeyecekler. Büyük D'ler de bizim için bir şey ifade etmemiş olacak gençler çünkü onlar da bizim için homozigottur. Sen ne yaptın? Baktığın zaman dıt dıt genotipli birey oluşma ihtimalini sorduğuna göre bir kere bunun şu gam, genotipli bireyi oluşturma ihtimaline baktığımız zaman ne gelmesini istiyoruz? Büyük A, büyük A gelmesini, büyük B, büyük B gelmesini istiyoruz. Birlikte hareket etme söz konusu olacağı için normal şartlarda sen bunun oluşma ihtimalini büyük A'yı 1 bölü 4 verecektin. Ama baktığın zaman ikisi birlikte hareket edecekler ya o yüzden şurayı 1 bölü 2 şeklinde almak zorundasın. 1 bölü 2 dedin. Büyük C küçük C'nin olma ihtimaline baktığın zaman onu da şuradan 1 bölü 2 şeklinde alacaksın. Büyük D büyük D küçük D'nin olma ihtimali zaten 1'dir. O zaman bu gametin oluşma ihtimali 1 bölü 4'tür diyeceğiz diyeyim gençler. Hemen çok hallerlilikle de ilgili bir soruya geçiyorum. Bir canlıda A karakteri A1, A2, A3 hallerleriyle B karakteri de B1, B2, B3 hallerleriyle kontrol ediliyormuş. Genler arasında da A1 eş baskınmış A2'ye o A3 onlara geride kalıyormuş. B1 baskınmış B2'ye onların arasında da B3 ilişkisi varmış. Kaç çeşit fenotip oluşur diyor. Biz hem A'lar için hem B'ler için ayrı ayrı düşüneceğiz. Ama A'lar için yazmaya kalkarsam A1'e A1 olabilir hocam A1'e A2 olabilir hocam A1'e A3 şeklinde olabilir. A2'ye A2 şeklinde olabilir, A2'ye A3 şeklinde olabilir veya A3'e A3 şeklinde olabilir. B'ler için baktığımda da B1'e B1 olabilir, B1'e B2 şeklinde olabilir, B1'e B3 şeklinde olabilir. B2'ye B2 şeklinde olabilir, B2'ye B3 şeklinde olabilir. B3'e B3 şeklinde olabilir kaç çeşit fenotip oluşabilir diyor ya normalde nasıl hesaplıyorduk A1 ile A2 eş baskın olduğuna göre buradan ara bir şey çıkacak yani A1 A2 çıkacak. Şunlar kime benzeyecek? A1'e. Bunlar kime benzeyecek? A2'ye. Bunlar kime benzeyecek? A3'e. Buraya baktığın zaman şuradan B2 B3 olduğuna göre ara bir şey çıkacak. B2 B3 diyeceksin. Şu kime benzeyecek? B2'ye şunların hepsi B1'e benzeyecek. Bunların hepsi de B3'e benzemiş olacaklar. Yani burada da 4 çeşit, burada da 4 çeşit fenotip var. 4 çarpı 4 eşittir 16 diyeceksin. Ya hocam her yazılda ben böyle uzun uzun yazacak mıyım? Hayır. 1 2 3 Eş baskınlıktan 4. 1 2 3 eş baskınlıktan fenotip çeşidi 4 diyeceğiz genotip çeşidini zaten n çarpı n artı 1 bölü 2 ile bulabiliyordun enaller sayısıydı 3 çarpı 4 bölü 2 yaparsan da zaten kaç çıkıyor 6 1 2 3 4 5 6 a içinde 6 b içinde 6 çıkıyor 6 altı kere 6'dan 36 çeşit genotip çıkabilir 16 çeşit fenotip çıkabilir A2 A3 B3 fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir diyor. Şimdi baktığımız zaman A3 fenotipli bir bireyin meydana gelme ihtimaline bakacak olursak sadece 6'da bir ihtimalle A3 meydana geliyor. O zaman A3'ün oluşma ihtimali 1 bölü 6'dır diyeceğiz. Burada da 6 tane genotip var. B3'ün oluşma ihtimali 6'da bir ihtimaldir. O zaman 1 bölü 6 diyeceğiz. Hem A3 hem B3 fenotipine sahip olma ihtimaldir. 1 bölü 36 şeklinde olacak diyeyim. Gençler tabi bu sorular biraz yazılı ayarından zor sorulardır demiş olayım. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiş. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin kan grubu genotipi kesinlikle yanlış verilmiştir diyor. Şimdi hemen bakıyorum gençler. A RH negatife sahip olduğuna göre A'sı olduğunu biliyorum yanını bilemedim. Küçük R küçük R ama sıfır kan grubuna sahip annesi olduğuna göre sıfırı kesin taşımak zorunda. Burası da sıfır sıfır büyük R'si var. Yanını bilemedim ama negatif çocuğu olduğuna göre kesinlikle küçük R'si olmak zorunda diyeceğim. Sonra şuradan yazmaya kalkarsam bu sıfır sıfır küçük R küçük R olmak zorunda. O zaman buraya A 0 büyük R küçük R diyeceğim. Küçük R'yi ve 0'ı buradan aldı. Aynı şey bir rası için de geçerlidir. B0'a büyük R'ye küçük R olmak zorundadır. 1 bir numaralı bireyin B0 büyük R küçük R olduğunu buldum. 2 numaralı bireye baktığım zaman 0 0 büyük R küçük R olduğunu gördüm. 3 numaralı bireye baktığım zaman bir kere kesinlikle negatif çocuğu olduğuna göre bu bireyin küçük reyi bir taşıması gerekiyor. Bunu kesinlikle yanlış vermiş. Küçük r'si olmak zorunda. Bunun negatif çocuğu olmuş. 4 numaralı bireye baktığımız zaman buradan tabii ki a'yı almış olabilir. Buradan 0'ı almış olabilir. 2 negatif olduğuna göre çocuğun da tabii ki negatif olmak zorunda. Bunu da yazabildim. 5 numaralı bireye baktığımız zaman mesela 3'ten buna b gelmiş olsa buradan kesinlikle 0'ı taşımak zorunda. yeah uh -huh. Buradan büyük R küçük R çocuk çıkar mı? Çıkar. Bu da olabilir. Ama 3 numaralının homozigot pozitif olma ihtimali yok. Annesi kırmızı yeşil renk körü olan normal görüşlü bir kadın. Annesi kırmızı yeşil renk körü olduğuna göre anne x üzeri küçük R'ye küçük R'ymiş. Kadın normal görüşlü olduğuna göre büyük R'si var ama renk körlüğü genini annesinden almıştır. Yani anneye taşıyıcı yazmamış da annenin annesi renk körüdür diye uzatmış. Taşıyıcı bir kadın kırmızı yeşil renk körü bir erkekle evlenmiş. Erkeğin renk körü olabilmesi için de x üzeri küçük reyi y olması gerekiyor. Çaprazlamayı yapacak olursak hiç değişen bir şey yok. Bunu bununla yazdık, bunu bununla yazdık, bunu bununla yazdık. Yazmaya başladım. X üzeri büyük reyi, x üzeri küçük re, x üzeri büyük R ye, y olması lazım. Sonra devam ettim. X üzeri küçük reyi, x üzeri küçük re, x üzeri küçük reyi y şeklinde olacak. Şimdi. Buna göre bu kadın ile ilgili diye sormuş. Hemen kadınımıza bakıyorum. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olduğundan bahsediyor. Babası renk körüdür. Bir kere annesi renk körü. Kadın normal görüşlü olduğuna göre X üzeri büyük R'yi kimden almıştır? Babasından. Babası kesinlikle sağlıklıdır. Bu bizim için gitti. Erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali %50'dir diyor. Erkek çocuklarına baktığımız zaman ya renk körü oluyorlar ya da sağlıklı oluyorlar. Yani renk körü olma ihtimali %50'dir. Alabiliriz. Kız çocukları kesinlikle renk körlüğü geni taşır diyor. Bir kere baba renk körü olduğu için bunun kız çocuklarında mutlaka renk körlüğü geni tabii ki bulunacaktır gençler. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen doğru yanlış sorularımızı da yapıyorum, bitiriyorum gençler. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. A Rh negatif, B Rh negatif kan gruplu bireylerde tek çeşit antijen bulunur diyor. A'ya baktığımız zaman A antijeni taşıdı, Rh antijeni yok. B, Rh antijeni taşıdı, Rh antijeni yok. Demek ki bunlarda tek çeşit antijen bulunuyor. Doğru. RH pozitif bir anne ile RH negatif çocuk arasında kan uyuşmazlığı görülebilir demiş. Tam tersine annenin RH negatif, bebeğin RH pozitif olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı görülüyordu. Çünkü kan uyuşmazlığında negatif pozitife zarar veriyordu. Bu durumda bebeğin anneye zarar vermesi gerekir. Bebek embriyonik dönemde olduğu için anneye zarar veremez. O yüzden bu bizim için yanlış. Anti A serumu ile çökelme görülen kanda A antijeni bulunur diyor. Antikor A'yı döktüğümde çökelme görülüyorsa tabii ki orada A antijeni vardır diyeceğiz. Gençler renk körü olmayan bir erkeğin kız çocukları renk körü olamaz demiş. Renk körü olmayan bir erkekten bahsediyorsak kız çocuğundan bahsediyorsak baba kız çocuğuna yeyi vermeyeceğine göre babadan kız çocuğuna kesinlikle x üzeri büyük r gidecek. Baba renk körü değilse kız çocuklarının renk körü olma ihtimali Yok yani renkörü olmayacaklar ama anneden gelirse tabii ki taşıyıcı olabilirler diyeyim gençler. Annesi renk körü olan bir erkek. Annesi renk körü olduğuna göre erkeğin annesi x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r'dir. Bu erkek babasından y'yi almıştır. Anneden mecbur x üzeri küçük r'yi almıştır. Yani kesinlikle renk körüdür diyeceğiz. Doğru. 0 RH negatif kan gruplu bireyin kanında 3 çeşit antijen bulunur. Hadi oradan A antijeni yok. B antijeni yok, RH antijeni yok. Zaten antijen bulundurmuyor. AB 0 kan grubu çok allerli kalıtma tabii ki örnektir. AB'ye eş baskın sıfır da bunlara çekinik. Hem eş baskınla hem çok allerli kalıtıma örnektir. Kanında anti A, anti B, anti D serumları ile çökelme meydana gelen bir insanda tabii ki sen 3 tane kanını koydun. Anti -A damlattın, A antijeni var. B'yi damlattın, B antijeni var. D'yi damlattın, tabii ki pozitiftir. Yani AB RH pozitiftir diyeceğiz. AB0 sistemine göre 6 çeşit genotip 4 çeşit fenotip oluşur diyor. AB0 sistemini düşündüğümüz zaman AB'ye eş baskın 0 bunlara çekinikti. N çarpı N artı 1 bölü 2'den zaten aller sayısını yazdığın zaman 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 çeşit genotip açığa çıkacak. 1, 2, 3 bir de ara fenotip açığa çıkacak. Yani 4 olacak gençler tabii ki doğru. Kanında anti A, anti B ve anti D serumları Ile çökelme meydana gelmeyen bir bireyin hemen bakıyorum çökelme meydana gelmediğine göre sıfır negatif kanında bu karakterle ilgili 3 çeşit antikor bulunur kanında bulunmaz gerekirse üretir gençler kanında bulunur dediği için almadım gerekirse üretir gerekirse üretir diyeyim gençler normalde antikorlar kanımızda bulunan şeyler tabii ki değil diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum gençler. Biliyorsunuz yorumlarınızı çok önemsiyoruz. Bizden istediklerinizi yorum kısmına yazın. Ödüllü soruya cevaplarınızı da yorum kısmına bekliyorum. Yazılınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.